Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu bir hatadan bahsedeceğim. Bana göre yapmış olduğu en büyük hata Cumhur İttifakı'nı kurmak olmuştur. MHP ile birleşmesidir. Şimdi her iki parti de düşünce olarak aynı, yönetim olarak ülke, vatan seferberliği, sevdası olarak görüşler birbirlerine çok yakın. Ben o konudan bahsetmiyorum. Benim bahsetmek istediğim konu şudur. Şimdi Cumhur İttifakı'nı kurarak MHP ile birleşerek Devlet Bahçeli ile CHP, HDP ve İyi Parti'nin bir araya gelmesine, ittifak yapmasına zemin hazırlamıştır. Şimdi MHP ile birleşmeseydi, aynı CHP'nin HDP ile yapmış olduğu gibi gizli ittifak yapsaydı, bunu alenen açıklamasaydı, bugün İstanbul ve Ankara belediyelerini kaybetmeyebilirdi. %80 kaybetmeyebilirdi yani. %80. Çünkü eğer MHP ile birleşince CHP de HDP ile ittifak yaptı. Güneydoğu'da HDP'nin belediyeyi kazanabilecekleri yerlerde, %100 kazanacakları yerlerde bir şey yapmadılar. Ama AKP ile kafa kafaya gittiği, yani çekişme olduğu, bir sürprizin çıkabileceği şehirlerde CHP aday çıkarmadı. Dedi kendi seçmenine, biz orada HDP'nin belediye başkanını destekliyoruz. HDP de batıda aday çıkarmadı. Biz dedi CHP'nin adayını destekliyoruz. CHP, HDP ve İyi Parti birlik olarak AKP'yi yenmeyi başardılar. Şimdi AKP, MHP olsa da olmasa da yanında zaten belli bir oyu vardı. MHP'nin CHP ile birlik olması, bir araya gelmesi zaten sağ kesimden bir sürü kişi de infial uyandırıp otomatik olarak AKP'ye oy attırıyordu. MHP'nin AK Parti ile bir araya gelmesi AKP'ye hiçbir fayda getirmedi açıkçası. Şimdi şunu yapabilirdi. Meral Akşener 15 Temmuz öncesi FETÖ ile Erdoğan'ın arasının açılması üzerine, Erdoğan'ın güçleri eline aldıktan sonra FETÖ Türkiye'nin bütün mevki ve makamlarını ele geçirdikten sonra Amerika ve İsrail'e peşkeş çekecekti. Bu bilinen bir gerçekti. Erdoğan ise bu gelişmeyi, FETÖ'nün bu gizli oyununu, siyasetini alaşağı edebilmek için belli bir seviyeye, belli bir güce ulaşması gerekiyordu. Belli mevki ve makamları Erdoğan kendi himayesi altına alınca, Türkiye'de güçlenince, yani kendisine darbe yapabilecek veyahut da onu suikast yapacak, onu köşeye sıkıştıracak, gazeteyle olsun, televizyonla olsun, yani her türlü tehditlere karşı, askeri olsun, polis olsun, halk olsun, bütün yani kendi derdini anlatabilecek bir potansiyele sahip olduktan sonra Erdoğan FETÖ'yü temizlemeye başladı. Tam bu aşamada FETÖ'nün her partide, sağ, sol, PKK'da, her türlü yani HDP'nin içerisinde bile gizli adamları vardı zaten. Yerleştirmiş olduğu milletvekilleri olsun, hakimlerden, savcılardan. Şimdi böyle olası bir saldırıda FETÖ kendisini kurtarmak için partinin içerisinden bulunan Meral Akşener'e bu görevi verdi. Dedi sen MHP'yi ele geçireceksin ve sağda ve solda olan kilit noktadaki adamlarımız, milletvekillerimiz sana katılacak ve MHP'de oldukça iyi bir konuma Türkiye'de sahip. Bu milletvekilleriyle ve bizim sağ ve sol partideki milletvekillerimizin de sana katılmasıyla iktidarı ele geçirebilecek ya da CHP'den daha yüksek bir makamda muhalefet olabilecek partisin. Erdoğan'la yarışabilecek noktadasın ve bizim görevlerimizi, bizim sana söyleyeceklerimizi yerine getireceksin. Biz de sana yardım edeceğiz diye görevi verdi Meral Akşener'e darbe öncesi. Meral Akşener delegeleri kendi lehine kullanmak için ilk başta
olağanüstü kongreye gitmek istedi. Kongre olmamasına rağmen. Daha sonra bu kongrenin gereksiz olduğunu açıklayan Devlet Bahçeli, Meral Akşener'in ısrarı üzerine mahkemeye başvurması üzerine mahkemedeki FETÖ'cü satılık hakim ve savcıların son dakikada FETÖ'nün lehinde karar alması üzerine Recep Tayyip Erdoğan da Devlet Bahçeli'yi uyardı, çağırdı saraya. Beştepe'ye getirerek Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'ye aynen şöyle söyledi. Dedi ki bak senin ipini çekiyor bunlar. Burada dönen olaylardan, dolaplardan haberin yok. Bunlar uyduruktan bir kurultay hazırlıyorlar. Son anda da hakim ve savcılarının mahkemeyi olağanüstü kongreye gitmesini uygun görmesi üzerine FETÖ'cü hakim ve savcılar aracılığıyla MHP'nin olağanüstü kongreye gitmesini hazırlayacaklar. Daha sonra delege seçimlerinde senin tarafında olan, Devlet Bahçeli'nin tarafında olan delegeleri kimisini işiyle, kimisini ailesiyle, kimisinin de ellerinde olduğu gizli kasetleriyle, gizli sırlarıyla deşifre ederiz korkusuyla hepsini Meral Akşener'in tarafına çekip Meral Akşener'i MHP'de kazandırıp Kofti'den bir MHP lideri, çakma milliyetçi, ülkücü bir Asena, bir dişi kurt ortaya çıkaracaklardı. Bunların sebebi ise 7 Haziran'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Devlet Bahçeli'ye gel bizle beraber ol, AKP iktidarı hükümeti tek başına kuracak milletvekiline sahip değil, 20 milletvekil eksik. Sen gel bizden ittifak kur, ben de sana başbakanlığı vereyim demişti. Devlet Bahçeli de ne dedi? Bana Türkiye'de değil başbakanlık, cumhurbaşkanlığını bile versen HDP'nin olduğu bir grubun içinde ben yer almam. Benim partim HDP, PKK gibi bir partiye satılık bir parti değil diyerekten Kemal Kılıçdaroğlu'nu geri çevirmişti. O kadar uğraş ve didinişleri tek bir adam sayesinde, Devlet Bahçeli'nin yerli ve milli olması sayesinde planlar suya düşmüştü. Tekrar bu planı devreye sokabilmek için Meral Akşener'i kullanarak aynı pozisyonu, aynı sisteme getirip HDP, CHP ve MHP'yi de yanlarına alarak AKP'yi indirmekti. FETÖ'nün de desteğiyle. Nihayet bunu zaten yaptılar. 15 Temmuz darbe sonrasında Meral Akşener'e CHP'den geçen 20 milletvekilinin ve Meral Akşener'in parti kurması sonucu İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Antalya'da Meral Akşener'in hiçbir yerden belediye başkanı adayı çıkarmaması, HDP'nin adayı çıkarmaması, CHP'nin adayının o adayını desteklemeleri gizli işbirliğini zaten ortaya koydu. Anlaşıldı yani. Bunu körler, sağırlar bile anlar yani. Güneydoğu'da HDP'nin belediyeleri kazandı. CHP aday çıkarmadı. Batı'da da HDP aday çıkarmadı. Düşünün yani. Siz bir partisiniz. Milletvekili seçimine giriyorsunuz. Barajı açıyorsunuz. 80 milletvekiliniz var. Türkiye yönetmeye talipsiniz. Başbakan olmak istiyorsunuz, cumhurbaşkanı olmak istiyorsunuz. Var gücünüzle seçim propagandası edip seçimlere hazırlanıyorsunuz. Kendinize adaylar, insanlar, kişiler belirliyorsunuz. Başkan seçiyorsunuz. Tam kürsüye çıkıp da aday belirleyeceğiniz yerde bizim adayımız yok deyip kenara çekilip başka birinin adayını destekliyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Bunu salaklar bile anlar yani. CHP ile HDP'nin işbirliği yapması. Bunu sadece anlamayan kim anlamaz? At gözlüğüyle bakan. Erdoğan gitsin de isterse PKK yönetime gelsin diyenler bunu anlamaz. Çünkü Güneydoğu'da CHP'nin aday çıkartmayıp CHP seçmeninin HDP'ye oy atması, Erdoğan kazanmasın da PKK kazansın demekten başka bir anlamı yok ki zaten. Bunu aptallar bile anlar yani. HDP'yi değil PKK'ya verdiler. Şimdi Erdoğan'ın atamış olduğu kayımlara koşa koşa Ekrem İmamoğlu gidiyor destek amaçlı. Batı'da da ne yaptılar? CHP'ye kazandırdılar. İttifak yaparak HDP ile. Şimdi AKP'nin burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hatası
MHP Başkanı Devlet Bahçeli'ye şöyle diyebilirdi. Biz seninle aynı yolun yolcusuyuz. Görüşlerimiz, fikirlerimiz, her şeyimiz aynı. Ama bunu tamamen el altından yapalım. Sen kürsüye çıktığın zaman bana her zaman hakaret etmeye devam et. Benle tartış, beni eleştir. AKP'den soğuyanlar, yani AKP'den hani bıkanlar ya da AKP sempatizanlığı kaybedenler, tarafsız olanların birçoğu sana oy atsınlar. Hani sağ kesimciler ama AKP'yi, yani Erdoğan'ı sevmiyorlar, bir şekilde Erdoğan'dan soğumuşlar. Bu oyları CHP'ye veyahut da çakma milliyetçi Meral Akşener'e kaptırmayalım diyerek de sen bana hep meydanlarda hakaretler et, beni eleştir, benle yarış yap, benim yaptığım işleri hani eleştirmelere devam et. Görünüşte iki rakip gibi gözükelim ama Türkiye'nin en önemli kanunlarında, maddelerinde Türkiye'nin çıkarlarını gözeten, gerektiren çok kritik olaylarda sen o zaman gel bana yardım et işte. Hayat memat meselesi olduğunda, yaşam ve ölüm meselesi, Türkiye'nin geleceğini çok ağır bir şekilde etkileyen önemli konularda, çok sıkışılan, mecbur bu kanunun, bu maddenin, bu tezkerenin geçmesi gereken konularda sen bana orada, ben sana o zaman bir ışık çaktığımda sen bana orada destek ol. Sonra dedi ben vatan için, millet için, ülkem için yaptım de biz işbirliğimizi böyle devam ettirelim de. Sen yine bana eleştirmene devam et diyecektin. CHP'nin PKK ile ve Meral'le zaten yapar, işbirliğine zemin hazırlamayacaktı. O zaman mecburen onlar kendi oylarıyla, kendi taraftarlarıyla belediye seçimlerine girecekti. AKP tek başına zaten onları geçiyordu. Gerek yoktu yani MHP'ye. Belediye başkanlığını bu şekilde kaybetmezdi yani. Bu şekilde elinin altında olurdu. Göz göre göre de PKK ile birleşemezdi. Arada yani CHP Devlet Bahçeli'yi de yanıma çekebilirim. En azından Meral gibi çakma ülkücüleri FETÖ'nün kolaylıkla kullanabileceği, yardım yaparak bunları şişirerek, pohpohlayarak kendi milletvekillerini onun safında birleştirip CHP'nin kanatları altına sokmadan, hadi onlar da hükümete muhalifmiş gibi, MHP de muhalifmiş gibi MHP çatısı altında koruyup kollayıp barındırıp onların oyunu MHP'de tutup CHP'nin, PKK'nın ve Meral'in oylarını birleştirerek AKP'ye oy kaybettirmek, AKP'nin önüne geçmek gibi bir başarı elde edemezlerdi bunlar. Erdoğan'ın hatası burada Cumhur İttifakı'nı kurup diğer PKK, CHP ve İyi Parti'yi bir araya getirmek oldu. Bu sayede de bu saymış olduğum İstanbul, Ankara gibi belediyeleri kaybetti. 2023 seçimlerinde bakalım bu CHP ve HDP ittifakı devam ederse MHP'yi, AKP'yi bayağı zor günler bekliyor.